Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Seferden onlara döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki: Özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerinden vazgeçmeniz için Allah adına and içecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Bedeviler kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter hem de Allah'ın Resulüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.'' Bedevilerden öylesi vardır ki, Allah yolunda harcayacağını angarya sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini bekler. Bekledikleri o kötü bela kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işiten, çok iyi bilendir. Bedevilerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, harcayacağını Allah katında yakınlığa, ve peygamberin dualarını almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o harcadıkları mal Allah katında onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine koyacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayan, esirgiyendir. Öne geçen ilk muhacirler ve ensar'la onlara güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin. Biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir. Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler. İyi bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırdılar. Tevbe ederlerse umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizlersin. Onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir. Allah işitendir, bilendir. Allah'ın kullarının tevbesini kabul edeceğini, sadakaları geri çevirmeyeceğini ve Allah'ın tevbeyi çok kabul eden ve pek esirgiyen olduğunu hala bilmezler mi? De ki, yapacağınızı yapın. Amelinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir sefere katılmayanlardan diğer bir grup da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. O, bunlara ya azap eder veya tevbelerini kabul eder. Allah çok bilendir, hikmet sahibidir. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve رسولüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu, doğru yola iletmez yaptıkları bina kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerine devamlı olarak bir kuşku olacaktır Allah çok iyi bilendir hikmet sahibidir Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar öldürürler ölürler. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu büyük kazançtır. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler oruç tutanlar rükû edenler secde edenler iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele. Kafir olarak ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Ne var ki onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar Onları saptıracak değildir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. Ve seferden geri bırakılan üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tevbesini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden pek esirgiyendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.'' Medine halkına ve onların çevresinde bulunan Bedevi Araplara, Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa ve bir açlığa duçar olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları, ancak bunların karşılığında kendilerine salih bir amel yazılması içindir. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Allah onları yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vadi mutlaka onların lehine yazılır. Müminlerin hepsinin Toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup dinde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! Kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki: Bu sizin hanginizin imanını artırdı? İman edenlere gelince onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kafir olarak ölürler. Onlar her yıl bir veya iki kez imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tevbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar. Bir sure indirildiği zaman göz kırpıp alay ederek birbirlerine bakar ve çevreden sizi birisi görüyor mu diye sorarlar. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir kavim oldukları için Allah onların kalplerini imandan çevirmiştir. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir. Yunus suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler, bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, Sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Allah'ın gerçek bir vadi olarak hepinizin dönüşü ancak onadır. Çünkü o mahlukatı önce yaratır Sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat vermek için geri çevirir. Kafir olanlara gelince inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azap vardır. Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona bir takım menziller takdir eden odur. Allah bunları ancak bir gerçeğe binaen yaratmıştır. O bilen bir kalme ayetlerini açıklamaktadır. Gece ve gündüzün değişmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar yok mu? İşte onların kazanmakta oldukları yüzünden varacakları yer ateştir. İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde, alt tarafından ırmaklar akan saraylara erdirir. Onların oradaki duası, Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözleridir. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise selamdır. Onların dualarının sonu da şudur. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde kendi başlarına bırakırız. İnsana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak o zararın giderilmesi için bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi. Andolsun ki sizden önce peygamberleri kendilerine mucizeler getirdiği halde yalanlayıp zulmettiklerinden dolayı nice milletleri helak ettik. Zaten onlar iman edecek değillerdi. İşte biz suçlu kavimleri böyle cezalandırırız. Sonra da nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman bize kavuşmayı beklemeyenler, ya bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben bana vah yolunandan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Öyleyse kim Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir. Bilesiniz ki suçlular asla olmazlar. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki: Siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanlar sadece bir tek ümmetti. Sonradan ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi. Ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki: Gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzağı vardır. De ki: Allah'ın tuzağı daha süratlidir. Şüphesiz elçilerimiz kurduğunuz tuzakları yazıyorlar. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemilerde içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdükleri ve yolcular bu yüzden neşelendikleri zaman, o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar, her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlar da dini yalnız Allah'a halis kılarak, andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yine haksız yere taşkınlık ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bununla sadece fani dünya hayatının menfaatini elde edersiniz sonunda dönüşünüz yine bizedir o zaman yapmakta olduklarınızı size haber vereceğiz dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer nihayet yeryüzü zinetini takınıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz gelir de, onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor. Ve o, dilediğini doğru yola iletir. Güzel davrananlara, daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine, ne bir toz bulaşır, ne de bir horluk. İşte onlar, cennet ehlidirler. Ve onlar, orada ebedi kalacaklardır. Kötülük yapanlara gelince, kötülüğün cezası misliyledir. Onları zillet kaplayacaktır. Onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız sonra da Allah'a ortak koşanlara siz ve koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin diyeceğimiz gün artık onların aralarını tamamen ayırmışızdır. Ve onların ortakları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Bu yüzden bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki biz sizin bize tapmanızdan tamamen habersizdik. Orada herkes geçmişte yaptıklarının ne olduğunu anlar. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de onları terk edip kaybolmuştur. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik bulunuyor?' Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim idare ediyor? Allah diyecekler. De ki, öyleyse ona asi olmaktan sakınmıyor musunuz? İşte o, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl döndürülüyorsunuz? İşte böylece Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar inanmazlar sözü gerçekleşmiş oldu. De ki: Ortak koştuklarınız arasında ilk defa yaratacak, arkasından onu yeniden döndürecek biri var mı? De ki: Allah ilk defa yaratıp ölümden sonra onu yeniden hayata döndürür. O halde nasıl saptırılırsınız? de ki Ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mı? de ki Hakk'a Allah iletir. Öyleyse Hakk'a ileten mi uyulmaya daha layıktır yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan hiçbir şeyin yerine tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Onda şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer sizler doğruysanız, Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın da onun benzeri bir sure getirin. Bilakis onlar hakkıyla bilmedikleri ve bildirdikleri kendilerine gelmemiş Kur'an'ı yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak zalimlerin sonu nasıl oldu? İçlerinden öylesi var ki ona inanır. Yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları en iyi bilendir.'' Onlar seni yalanlarlarsa de ki benim işim bana sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız ben de sizin yaptığınızdan uzağım. Onlardan seni dinleyenler vardır fakat sağırlara üstelik akılları da ermiyorsa sen mi duyuracaksın? Onlardan sana bakan da vardır fakat hele gerçeği göremiyorlarsa, körleri sen mi doğru yola ileteceksin? Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Allah'ın onları, sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneder vaziyette, yeniden diriltip toplayacağı gün, aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdi. Eğer onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken gösterirsek ne âlâ. Yok eğer göstermeden seni vefat ettirirsek nihayet onların dönüşü de bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir Her ümmetin bir peygamberi vardır Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez Doğru iseniz bu vaat ne zamandır diyorlar de ki ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler. De ki: Ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse ne yaparsınız? Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar? Olacaklar olduktan sonra mı ona iman edeceksiniz, şimdi mi? Halbuki onu, azabın gelmesini istemekte acele ediyordunuz. Sonra o kendilerine zulmedenlere, ebedi azabı tadın denilecek. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız? O azap bir gerçek midir diye senden haber istiyorlar. De ki, Evet, Rabbime and olsun ki o şüphesiz gerçektir ve siz aciz bırakacak değilsiniz. O zaman zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa azaptan kurtulmak için elbette onu feda eder ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur olunur ve onlara zulmedilmez. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bilmez. O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt Gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir de ki ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle işte bunlarla sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır. de ki Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz de ki Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki kanaatleri nedir şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir fakat onların çoğu şükretmezler ne zaman sen bir işte bulunsan ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta levh-i mahfuz'da bulunmasın. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun kendisidir. Onların sözleri seni üzmesin çünkü bütün izzet Allah'ındır. O işitendir, bilendir. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. Allah'tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar? Doğrusu onlar zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. O geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onun ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Dünyada bir miktar geçim sağlarlar, sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlara şiddetli azabı tattırırız. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki: Ey kavmim, eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana Müslümanlardan olmam emrolundu. Yine de onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları yeryüzünde halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da boğduk. Bak ki uyarılanların sonu nasıl oldu. Sonra onun arkasından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte Haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve günahkar bir toplum oldular. Katımızdan onlara hak gelince bu elbette apaçık bir sihirdir dediler. Musa size hak geldiğinde onun için hep böyle mi dersiniz bu bir sihir midir halbuki sihirbazlar iflah olmazlar dedi onlar dediler ki babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden bizi döndüresin ve yeryüzünde ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize geldin halbuki biz size inanacak değiliz firavun dedi ki Bilgili bütün sihirbazları bana getirin. Sihirbazlar gelince Musa onlara atacağınızı atın dedi. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir grup gençten başka kimse Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde ululuk taslayan ve haddi aşanlardandı. Musa dedi ki: Ey kavmim eğer Allah'a inandıysanız ve O'na teslim olduysanız, sadece O'na güvenip dayanın. Onlar da dediler ki, Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma. Ve bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Biz de Musa ve kardeşine, Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazlarınızı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa dedi ki: Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, insanları senin yolundan saptırsınlar ve elen verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler diye mi Ey Rabbimiz onların mallarını yok et kalplerine sıkıntı ver Allah ikinizin de duası kabul olunmuştur O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin dedi Biz İsrail oğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet boğulma haline gelince Firavun, gerçekten İsrail oğullarının inandığı Tanrı'dan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım." dedi. Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonra geleceklere ibret olman için bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. Andolsun biz İsrail oğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz nimetlerden rızık verdik kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü onların aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir. Eğer sana indirdiğimizden kuşkudaysan, senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun ki Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma.'' Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Sonra ziyana uğrayanlardan olursun. Gerçekten haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar kendilerine bütün mucizeler gelmiş olsa bile elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. Yunus'un kavmi müstesna. Herhangi bir ülke halkı keşke iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi. Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre dünya nimetlerinden faydalandırdık. Eğer Rabbin düleseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanmaz. O akıllarını kullanmayanları murdar kılar. De ki: Göklerde ve yerde neler var bakın. Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz. Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş toplumların günlerinin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar? de ki, hadi bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Biz sonra peygamberlerimizi ve aynı şekilde iman edenleri kurtarırız. İnananları üzerimize bir borç olarak kurtaracağız. De ki, ey insanlar, benim dinimden şüphedeyseniz, ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Ve hanif olarak yüzünü dine çevir. Sakın müşriklerden olma diye emredildi. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun keremini geri çevirecek de yoktur. O hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve o bağışlayandır, esirgiyendir. De ki, Ey insanlar! Size Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Sen sana vah yoluna uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O Hakimlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, lam, ra. Hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ve Rabbinizden mağfiret bilemeniz sonra da ona tevbe etmeniz için indirildi. Eğer bu emrolunanları yaparsanız Allah sizi tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'adır. O her şeye kadirdir. Bilesiniz ki onlar peygamberden düşmanlıklarını gizlemeleri için göğüslerini çevirirler. İyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü O kalplerin özünü bilendir.''